Harun Başkanı'nın serin görev aldığı emniyet müdürünün karşısındaki inşaatın vincine asılı duran bir ceset. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Bugün sizlere Netflix'te Kore filminden, Güney Kore filminden uyarlanan Kin filmini anlatmak istiyorum. Dün akşam izledik, sıcağı sıcağına da anlatmak istedim. Öncelikle oyuncuları Yılmaz Erdoğan, Ahmet Mümtaz Taylan gibi değerli isimler. Biz senaryonun Yılmaz Erdoğan'a ait olduğunu sanıyorduk ve senaryo gerçekten çok iyiydi. Ama senaryonun Güney Kore'den uyarlanmış olduğunu ve Yılmaz Erdoğan'ın da onun üzerine uyarlama yaptığını öğrendik. Bu bir tık hayal kırıklığına uğrattı çünkü keşke bizim uyarladığımız Türk yapımı bir senaryo olmuş olsaydı. Filmin ilk giriş kısmında aslında birçok olayı tahmin edebiliyorsunuz. Yani en azından ben tahmin ettim. Spoiler vererek anlatacağım. İzlemek istemezseniz filmi izledikten sonra buraya gelebilirsiniz. Filmde bir tane adamın polisler tarafından götürüldüğünü görüyoruz ilk başta. İki tane çocuk var. Çocukların babalarını götürüyorlar. Daha sonra filmin ilerleyen sahnelerinde bunun sebebini de film anlatıyor bize. Yılmaz Erdoğan'ın karakterinin ismi Harun. Harun Başkomiser. Onun terfi almak üzere olduğunu görüyoruz. Terfi alacak ve yeri daha sağlamlaşmış olacak. Bu yüzden de kutlama yapıyorlar ve sonra taksiyle evine gitmek üzere Yılmaz Erdoğan yani Harun karakteri yola çıkıyor. Daha sonra taksici hızlanıyor ve bilinmeyen bir yola giriyor. Harun başkomiser de durması gerektiğini, yanlış yöne gittiğini vurguluyor. Taksici de kesinlikle tepki vermeyerek karanlık bir ormanın içine Harun başkomiseri götürüyor. Ve zaten olaylar burada başlıyor. Arabadan iniyorlar, arbede oluyor. Taksi şoförü Harun komiseri öldürmeye çalışıyor. Aslında öldürmek için onu taksisine almış. Orada boğuşmalar oluyor. İşte niye Harun başkomiserin orada silahı yok? Bu da saçma bir ayrıntı olmuş. Silahı yoktu. Ve taksi şoförünün bıçağı var. Bıçakla öldürmeye çalışıyor. Tabii ki Harun başkomiserle boğuşma, itişme, kakışma taksi şoförünü öldürüyor. Aslında istemeden öldürüyor. Ve ertesi gün bir bakıyorlar ki Harun başkomiserin görev aldığı emniyet müdürünün karşısındaki inşaatın vincine asılı duran bir ceset. Sansasyonel bir bilgi, sansasyonel bir olay. Tabii ki bütün polisler, polis ekibi bu duruma çok şaşırıyorlar ve bu emniyet müdürlüğü için kötü bir durum. Bunun da çözümü için araştırmaya başlanıyor. Tabii ki Harun başkomiser bir tık geri duruyor çünkü adamı kendisi öldürdü. Soruşturma başlatılıyor ve bu bir dizi olaylarla gelişmeler oluyor. Ve aslında onun Harun başkomiserin kumpasa getirildiğini öğreniyoruz. Aslında film çok ters köşe. Sonunu artık söylemek istemiyorum. Artık bu bayağı spoiler verdim. Filmin tadımı. Katilin kim olduğunu bulmak için belli araştırmalar yapıyorlar. Film bu şekilde ilerliyor. Sonunu söylemeyeceğim. İzlemenizi tavsiye ederim. Güzel bir film olmuş. Eğer senaryosu Türk yapımı olsaydı, Türk senaryosu bize ait olmuş olsaydı çok daha benimseyecektik ama Kore, Güney Kore'den uyarlandığı için bir tık üzüldüm diyebilirim. Ama izleyebilirsiniz. Türk sinemasında biliyorsunuz ki hep aşk meşk işleri daha ön planda olur. Burada aşk da olmadan, işte ikili ilişkiler vesaire olmadan da çok güzel bir kurguyu ortaya koymuşlar. Ailecek de izleyebilirsiniz yani. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olup beğenirseniz çok mutlu olurum. Daha bu işlerde biraz yeniyim. Söylerken de çok utanıyorum ama videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna ve kanalıma abone değilseniz abone ol tuşuna basarak bana destek olursunuz. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.